Herkese merhabalar. Nazlı'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım abone ol butonunu tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bugün sizlere çocuklarımız ve bebeklerimiz için örebileceğimiz bot patik anlatımı yapmaya çalışacağım inşallah. Şöyle yakından da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi botumuz çok şık ve çok güzel. Bir o kadar da örülüşü kolay. Hani oturup örüyorum deseniz bir saat içerisinde rahatlıkla botunuzu tamamlayabilirsiniz. Şöyle botumda deri taban kullandım. Dilerseniz örme taban üzerine de örneğinizi yapabilirsiniz. Pek sorun olacağını zannetmiyorum hanımlar. Ee, ve 2 adet renge ihtiyacımız var. Ben bunda e, patiklik yün kullandım. Sizler dilerseniz bebe yünüyle de örebilirsiniz. Çünkü e, bebe yünüyle patiklik yünün kalınlıkları hemen hemen aynı. Onun için bebe yünüyle de örebilirsiniz hanımlar. Ve 2 adet düğmeye ihtiyacımız var. Ee, kız çocukları için ördüğüm e, ördüğümden arkadaşlar şöyle yarım inci düğme kullandım. Sizler de tercihinize göre düğme seçimlerinizi yapabilirsiniz. Ve şöyle detaylı anlatımımıza da geçelim. E, tabanımı önceden tığlayıp hazırladım. Sizlere de tarif edeceğim arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Taban numaram da 19-21 numara ayaklar için arkadaşlar. Ve tabanımızı tığlayacağımız zaman deri kısmı bize bakacak. Eva kısmımız aşağıya. Yani e, keçe tabansa, keçe, keçeniz aşağıya bakacak, eva kısmınız size bakacak arkadaşlar. E, i̇ç kısmımız arkada kalacak ve ilk olarak e, orta kısımdan tam topuk kısmının ortasına denk gelen delikten e, tığlamaya başlayalım ve e, 1, 2, 3, 4, 5 yuvaya üçer defa sık iğne yaparak devam edelim. Ardından burun kısmına doğru gelirken iki defa sık iğne batarak devam edelim. Şöyle 5 taneye üçer defa battık. Ardından delikleri saymıyorum çünkü numaralara göre delik sayıları değişiyor arkadaşlar. Buradaki delikleri saymıyorum. iki defa sık iğne batarak ilerliyoruz. Ardından burun kısmında orta olmadığı için burun kısmında da toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane deliğin içerisine üçer defa sık iğne yaparak ilerleyelim. Tekrar ikili sık iğne yaparak topu kısmına doğru gelelim. Sonda 4 tane deliğimiz kalınca 3 tane batmaya başlayalım. 3 defa sık iğne batarak 4 tane boşluğumuzu da tamamladıktan sonra sıramızı kapatalım. Topuk kısmında toplamda 9 tane delikte üçer defa sık iğnelerimiz olacak. Burun kısmında da tam ortaya denk gelecek şekilde toplamda 8 tane deliğin içerisine üçerli sık iğne yapacağız. Orta merkeziniz varsa 9 tane boşluğun içerisine üçer defa sık iğnelerinizi yapabilirsiniz. Ardından kaydırmalarımı da yaptım. Kaydırmamızı yapacağımız zaman deri kısmını bu şekilde çeviriyoruz ve iç kısmı bize bakacak şekilde olacak. Kaydırmayı da nasıl yapıyoruz onu da göstermek için tamamlamadım tamamını. Şöyle e, ilmeğimiz tığımızda var ve boşluğumuzun içerisine batıyoruz. Boşluğun içerisinden çıkarmış olduğumuz ilmeğimizi tığımızın üzerinde bulunan ilmeğimizin içerisinden geçirerek kaydırmamızı yapıyoruz. Ve ardından bir sonraki boşluğun içerisine aynı işlemi yapıyoruz. Ve bu şekilde ilmeğimizin içerisinden çıkararak kaydırmamızı yapıyoruz. Ardından bir sonraki boşluğun içerisine aynı işlem. Sırasıyla her bir boşluğun içerisine birer defa Kaydırma yaparak ilerleyelim ve şöyle tamamladıktan sonra ilk başlamış olduğumuz kısma şöyle ta kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi ilk başlamış olduğum kaydırmamın içerisinden ilmeğimi çıkardım ve var olan ilmeğimin içerisinden geçirerek kaydırma işlemimi tamamladım. Ardından 1 2 3 zincirimi çektim ve tabanımı döndürdüm. Burada botumuzun üst kısmına geçiş yapmış olduk. Burada görmüş olduğunuz gibi ilmeklerimiz var. İlk sıramızda ilmeklerimizin tek kanadına batarak şöyle arkaya doğru bulunan kanadına batarak ikili trabzan yapmaya başlıyoruz. Şöyle her bir biraz yaklaştırayım. Tam detaylı şekilde görünsün. Şöyle her ilmeğimizin içerisinden birer tane ikili trabzan yapalım. İkili trabzanımızda gördüğünüz gibi tığımızın üzerine bir doluyoruz. Ve ilmeğimizin içerisine tığımızı sabitledik. Burada tek kanadını aldığımız zaman arkadaşlar şöyle önden orta kısma batıyoruz ilmeğimizin ortasına ve arka tarafa doğru tığımızı iteliyoruz. Ardından ilmeğimizi çıkardık ve tığımızla 3 tane ilmeğimiz var. İkisini bir alıyoruz, diğer ikisini bir alıyoruz. Tekrar başına doladık ve bir sonraki ilmeğimizin içerisine Şöyle görünüyor ilmeklerimiz arkadaşlar. Her birinin içerisine bir defa yaparak. Ve ilk sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Kaydırma yaparken ipimizi sıkmayalım. Doğal şekilde kaydırmalarımızı yapalım ki alt kısımda kasmalar olmasın. İlk sıramız bu şekilde. Kaydırmalarımızın tek kanadına batarak ikili trabzan yapıyoruz ve sıramızın tamamını yapıp gelelim. Ve her bir kaydırmamın içerisinden birer tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Hiç boşluğum kalmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi sıramızı kapatacağız. Onu da şöyle yapıyoruz. İlk yapmış olduğumuz trabzanımızın tepesinden kaydırma yaparak kapatıyoruz. Ardından 1, 2, 3 zincirimizi çekiyoruz ve başına doluyoruz. Lastik örgü yapacağımız için arkadaşlar e, trabzanlarımızın tepesine değil şöyle ilk olanı ilk trabzanımızı yani ön kısımdan beline dolayarak yaptık. Ardından başına doladık. İkinciyi arka taraftan. Biraz yaklaştırayım. Daha detaylı görünsün. Başına doladım. Ve ön kısımdan trabzanıma doladım. Bir sonrakini şöyle başına doluyoruz. Arka taraftan bu şekilde beline dolayarak ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Bir ön kısımdan bir arka kısımdan yaparak trabzanlarımızı oluşturacağız bu sıramızda herhangi bir artış eksiltme yapmadan Bu şekilde ikinci sıramızı tamamlayıp gelelim. Ve şöyle sıramın sonuna doğru geldim. Sonda iki tanem kaldı. Şöyle birini arkadan aldım. Sonuncu trabzanımı ön kısımda kısmına dikkat edelim hanımlar. Şöyle ilk olarak birinci trabzanımızın ön kısımdan beline dolamıştık. Sondakini de önden dolayalım ki orantılı oluşsun. Bu arada bulunan zincirlerimiz de görünmüyor o zaman hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada bulunan zincirlerimiz arkadan alınmış gibi kalacak orta kısımda. Şöyle diğer patikten de göstereyim. Gördüğünüz gibi hiç geçiş yeri belli değil. Şöyle ara kısımda tersten alınmış gibi yani arkadan alınmış gibi duruyor. Herhangi bir belirginlik yok. Bu şekilde yaptığınız zaman çok düzgün bir şekilde arka kısmını da oluşturabilirsiniz. Ardından 3 zincirimizi çekelim. Şöyle önden almış olduğumuz trabzanlarımız belli zaten. Şöyle önden almış olduklarımızı tekrar ön kısımdan beline dolayacağız. Bu şekilde arka kısımdan alınmış olan trabzanlarımızı da yine arka kısımda. Herhangi bir değişiklik yapmadan Önden alınmış olanı önden beline dolayacağız. Arkadan alınmış olanı da arkadan beline dolayarak tekrar ikili trabzanlarımızı oluşturacağız. Ve bu şekilde kaç sıra yapacağız onu da söyleyeyim hanımlar. Çok fazla vaktinizi almayayım. Şimdi biz üçüncü sıramızdayız. Toplamda şöyle bir bakayım ben. Şimdi bu e, üçüncü sıramız. Bunu dörde tamamlayacağız. Yani dördüncü sıramızı da kapattıktan sonra burun kısmını oluşturmaya başlayacağız. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Bir sıra daha üzerine örüp gelelim. Burun kısmını da beraberce yapalım hanımlar. Ve ben örgümün dördüncü sırasını da tamamladım. Şöyle beraberce de bir sayalım. 1-2-3-4 Dördüncü sıramızı tamamladıktan sonra beşinci sıramıza çıkışımızı yapalım hanımlar. Beşinci sıramda da arkadaşlar şöyle burun kısmına doğru ördüm ki zaman kaybımız olmasın. Burada direklerimizi sayarak yol alacağız. Şöyle direkten kastım arkadaşlar. Ön kısımdan beline dolayarak almış olduklarımız oluyor. Şöyle zincirimden sonraki trabzanımdan saymaya başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane yaptıktan sonra arka taraftan alınması gereken trabzanımı da yaptım. Şimdi burun kısmındaki eksiltmelerimizi yapacağız. Onu da göstereyim hanımlar şöyle ilk olarak başına doluyoruz ve ön kısımdan alınması gereken trabzanımızı önden alıyoruz. Arka taraftaki yani arka taraftan alınması gereken trabzanımı atlayarak tekrar öndeki trabzanımı yapıyorum. Ve bununla 2 oldu. Tekrar ön kısımdan alınması gereken trabzanımı aldım. 3 tekrar önden aldım 4 tekrar önden aldım 5 sırasıyla sadece önden alınması gereken trabzanlarımızı alarak ikili trabzanlarımızı oluşturalım ilk sıramızdaki eksiltmemiz bu şekilde Şimdi bir kaç tane yaptığımıza da bir bakalım. Burası bizim son yani buradan kesmeye başlamış olduğumuz kısım. Buradan sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 ve 15. 15 tanemizi yaptık. Şimdi bu kısımda da tekrar 13 tane direğimizin kalması gerekiyor. Şöyle sayalım beraberce. 2 şöyle son yaptıktan yaptığımızdan sonrakileri sayıyoruz. 2 4 6 8 10 12 ve 13. 13 tane de bu kısımda kaldı. Orta kısımda kesim trabzanlarımızda 15 tane. Burada e, bu kısmı tekrar bir arkadan alıyoruz, bir önden. Bu kısımlarda herhangi bir değişiklik yok. Önden alınması gerekeni, önden arkadan alınması gerekeni tekrar arkadan alarak devam ediyoruz. Ve bu şekilde örmeye devam edelim hanımlar. Ee, burun kısmına kadar yapıp gelelim. Ve 6. sıramızdayız. Burun kısmına doğru örerek geldim. Alttaki sıramızda 13 tane direkt saymıştık. Şimdi 12 tane direkt yapacağız. Şöyle sayalım beraber. 2 4 6 8 10 12 12 taneyi yaptıktan sonra arka taraftan alınması gereken trabzanımızı da yaptıktan sonra tekrar kesim işlemlerimize başlıyoruz. Öndeki trabzanımı aldım. 2 ilmeğimi bir aldım. Diğer 2 ilmeğimi almadan başına doladım ve bir sonraki ön kısımdan yapılmış olan trabzanından belini dolayarak ilmeğimi çıkardım. 2 ilmeğimi bir aldım. Ardından 3 ilmeğimi bir aldım. Burada eksiltme yapmış olduk. Bir sonraki trabzanımızı tekli olarak yapalım. Bir sonraki trabzanımızda tekrar eksiltme yapacağız. Şöyle 3 tane ilmeğimiz var. İkisini bir aldık. Diğer ikisini almadan tekrar başına dolayalım ve bir sonraki trabzana aynı işlemi yaptıktan sonra 3 ilmeğimizi bir alalım tekrar bir tek bir çift 3 ilmeğimizi bir alıyoruz Çiftli yaptığımız zaman ardından tekrar bir tek bir çift bir tek yaptım bir çift tekrar bir tek Ve gördüğünüz gibi sonuncu trabzanımıza geldik. Burada trabzanımızı yaparken ikisini bir alalım. Yan taraftan, karşı tarafta bir tane direğimizi burun kısmına ilave etmiştik kesim için. Aynı şekilde burada da aynı işlemimizi yapalım. Bu şekilde. Şimdi sayalım beraber hanımlar direklerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve 12. 12 tane direğimiz bu tarafta var. 12 tane direğimiz bu tarafta var. Burun kısmında şöyle bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek, bir çift, bir tek ve bir çiftimiz var Görmüş olduğunuz gibi çok orantılı bir şekilde ikinci sıramızı da yaptık. Buradan sonrası da hanımlar herhangi bir değişiklik yok. Önden alınması gerekeni ön kısımdan arkadan alınması gereken trabzanımızı da arka kısımdan alarak örmeye devam edeceğiz. Ve burun kısmına kadar örgümüzü devam ettirelim. Burun kısmını tekrar beraber yapalım. Ve burun kısmına doğru örerek geldi. Bu sıramda toplamda 11 sıra yani 11 direğim var arkadaşlar. Şöyle beraberce de bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tane yaptıktan sonra arka taraftan yapılması gereken trabzanımızı da yaptıktan sonra eksiltmelerimize başlayabiliriz. Burada ilk olarak bir tek örüyoruz. Ardından şöyle altta çift olarak yapmış olduğumuz trabzanımızı tek olarak alalım. Ve ikisini bir alalım. Diğer ikisini almadan başına dolayıp bir sonraki trabzanımızın beline dolayıp İki tane trabzan haline getirelim ve üçünü bir alalım. Ve bir eksiltme daha yapmış olduk. Başına bir dolayalım. Şöyle tekli olan yani çift olarak görünen trabzanımızı tek seferde alıyoruz. Ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ardından bir sonraki trabzanımızın beline dolayıp iki ilmeğimizi bir alıyoruz diğerini almadan başına dolayıp bir sonraki çiftli olarak görünüyor arkadaşlar. Bunu da tek olarak alıyoruz. Ve üçünü bir alıyoruz. Ardından tekrar bir tek. Bir çift. Bir çift dediğim iki trabzanımızı bir hale getiriyoruz arkadaşlar tekrar bir tek bir çift ve son olarak bir tek bu trabzanımızda burun kısmına karışmış oldu bir taneyi bu taraftan aldık bir taneyi bu taraftan Şöyle geride kalan direklerimizi de sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ben bu şekilde sayıyorum da arkadaşlar. Sizin e, trabzan sayılarınız değişiklik gösterebilir. Benim burada anlatmak istediğim orantılı şekilde ilerlemek. Yani bu şekilde yaptığınız zaman orantılı şekilde ilerlemiş olursunuz ve botunuzda herhangi bir sıkıntı olmaz, burun kısmında terslikler oluşmaz. Her iki tarafı da eşit miktarda bırakmaya özen gösterelim. Ve buradan sonrasında herhangi bir farklılık yok. Burun kısmına kadar tekrardan örüp gelirim. Ve patiğimi ön kısma doğru örerek geldim. Ve bu bizim 8. sıramız. Kesimlerde sonuncu sıramız arkadaşlar. Sonuncu sıramızda kaç tane direğimiz kalıyor onu da beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bu ilk olarak 13'tü, 12 oldu, 11 oldu ve şimdi 10 tane trabzanımız kaldı. Burada başına doladım. Ve trabzanımı ön taraftan belini dolayarak aldım. İkisini bir aldıktan sonra diğer ikiyi almadan bir sonraki trabzanımı da bir olacak şekilde aldım. Bu şekilde üçünü bir olarak alalım. Ardından bir tek bir çift. Bir sonrakini tek olarak örüyoruz bir sonrakini çift olarak çift olarak yapmış olduklarımız kesimlerimiz oluyor ve sona geldik şöyle gördüğünüz gibi sonuncu trabzanımızdayız bu da arka taraftan ön kısma karışması gereken trabzanımız bu şekilde burun kısmımızın kesimlerini tamamlamış olduk. Şöyle arka tarafa kadar öreceğiz. Buradaki kalan direklerimi de sayayım hanımlar. Kafanız karışması. Şöyle 2 4 6 8 10. 10 tane de bu tarafta kaldı. Kaç tane çift aldığımızı da sayalım son sıramızda. Şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane çiftli almış olduk. Bu şekilde, topuk şöyle arka kısmına doğru örgümüzü devam ettirelim. Ve arka kısma doğru geldim. Burada ilk yapmış olduğumuz trabzanımızdan kaydırmamızı yaparak sıramızı tamamlayalım. İki zincirimizi çektikten sonra ipimizi burada kesebiliriz. ve ipimizi kestikten sonra arkadaşlar şöyle ipimizi elimize alalım ve bir ilmek elde edelim şu bu şekilde ipimizi sıktıktan sonra şöyle e, burada bu şekilde geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz çiftliğimiz var bu çiftliğimizden şöyle ters taraftan tutuyorum bu şekilde üzerine denk getirdim arka kısımda ters olarak öreceğiz bu sırayı burada görmüş olduğunuz gibi çiftliğimiz var tepesinden bu şekilde ilmeğimi çıkardım ve ilmeğimin içerisinden geçireceğim şöyle geçirdikten sonra iki tane zincirimi çektim ardından Direk zincirimi çektiğim kısma tekrar batış yapmıyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine bir çakma trabzan başına doluyorum. Bir sonraki göze çakma trabzan. Bu şekilde var olan tüm boşlukların içerisine çakma trabzan yaparak devam edeceğiz. Bu sıramızı. Şöyle bu şekilde dönüp başladığımız noktaya kadar devam edelim. Ve ben hiç boşluğum kalmayıncaya kadar çakma trabzanlarımı yaparak geldim. Şöyle başlangıç noktasındayım. Bu şekilde ters örerek geldik arkadaşlar bu kısmı. Burada zincir çekiyoruz bağcığımız için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimizi çektik. Ardından 1, 2 tane daha zincirimizi çekiyoruz. Bu zincirlerimiz dönüşümüz için. Başına doluyoruz. 2 zincirimizi bırakıp 3. zincirimizin içerisinden çakma trabzan yapıyoruz. 1 oldu. 2, 3,

Çakma trabzanımı yaparak geldim. Yani her bir zincirimizin içerisine bir tane çakma trabzan yaparak geldik. Başına bir doladım ve önümdeki boşluktan başlayarak geri döndük. Şöyle başlamış olduğumuz noktadan gidersek ters örgü görmemiz gerekir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düz örgü örüyoruz. Şimdi düz olarak tekrar dönüş alacağız. Ve her çakma trabzanımızın tepesinden birer tane çakma trabzan yaparak sıramızı devam ettirelim. Şöyle buraya kadar örüp gelelim ve sıramı dönerek geldim bağcığım bu kısımda arkadaşlar burası da diğer kısmımız şöyle patiğimizden örnek göstereyim bu kısımdayım şimdi burada görmüş olduğunuz gibi hafiften bir eğilim var onu göstereceğim burada başına doladım ve son görünen boşluğun içerisine çakma trabzanımı yaptım ve buradaki boşluğun içerisine batmadan bir iki tane zincirimi çektim ve dönüşümü aldım. Yani burada iki zincir çekerek başlamış olduğumuz trabzanımızın tepesine batmadan dönüşümüzü alalım. Dönüşümüzü alırken de iki zincirimizi çektikten sonra başına dolayalım ve ilk trabzanımıza değil bir sonraki trabzanımıza trabzanımızı yaparak devam edelim. Bu şekilde tekrar her bir trabzanımızın tepesine birer tane trabzanımızı yaparak devam ediyoruz. Dilerseniz bu kısmı ikili trabzanla da yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Birkaç sırada yükseltebilirsiniz Tercihinize göre bu kısmı ayarlayabilirsiniz hanımlar. Ve bu şekilde sıra başına kadar örmeye devam edelim. Ve sıramın sonuna doğru geldi. Bağcık kısmındayız. Bir 2 tane zincirimizi çekelim. 1 2 İki defa başına doladıktan sonra bu şekilde tutalı ve e, zincir çekerek gelmiş olduğumuz kısım burası arkadaşlar. Bu şekilde açıklayayım. Şöyle ilk zincirimize diyelim. Bu şekilde tığımızı sabitleyelim ve içerisinden çıkarmış olduğumuz ilmeğimizi bir aldık. Tekrar iki aldık. Tekrar iki aldık. Tekrar iki aldık ve tekrar 2 aldık. Gördüğünüz gibi ilik çalışmamızı yaptık. Burayı tekrar göstermek istiyorum hanımlar. Şöyle 2 defa başına doluyoruz. Bu şekilde tutup alt kısma tığımızı sabitleyelim. Çıkan ilmeğimizi 1 aldık. Diğer 2 ilmeğimizi 1 aldık, 2 oldu. Diğer 2 ilmeğimizi 1 aldık, 3 oldu. Diğer iki ilmeğimizi bir aldık, dört oldu. Dört defa bu şekilde çekerek burada uzunca bir trabzanımızı oluşturalım ve başına dolayıp dönüşümüzü alalım. Burada tekrar bir sıramızı öreceğiz. Şöyle direkt zincirimizin dibine değil, bir sonraki trabzanımıza batarak başlayalım. Ve bu bizim sonuncu sıramız her bir trabzanın içerisine birer tane çakma trabzanımızı yaparak devam ediyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim ve sıramın sonuna geldim burada zincirimi çekip üste çıkmış olduğum trabzanımı yapmıyorum çünkü buradaki eğilimi elde etmek istiyoruz arkadaşlar buraya batmadan sıramızı tamamlamış olalım Ardından iki zincirimizi çekip e, ipimizi şu şekilde bir tane daha zincirimizi çekelim ki iyice arkaya doğru gizlensin. Şöyle kaydırma tekniğiyle arkada birleştirdim. Ve i̇ki zincirimizi daha çektikten sonra ipimizi kesebiliriz arkadaşlar. Şöyle kalan ipimizi de şöyle trabzanlarımızın arasından bir miktar yürütelim. Tamamdır. Yürüttükten sonra kalan ipimizi de temizleyelim bu şekilde patiğimizin yani botumuzun bilek kısmını da tamamlamış olduk şimdi arkadaşlar bu bizim yapmış olduğumuz sol ayak sağ ayak için ise bağcı gördüğünüz gibi diğer kısma doğru dönüyor sağ ayak için bu kısımdan değil de diğer kısımdan başlayacaksınız yapmaya düz olarak öreceksiniz ilk sıranızı ikinci sırada tekrar dönerek bu şekilde diğer kısmı oluşturabilirsiniz hanımlar şimdi krem ipimize geçiş yapalım ve bu şekilde ilk olarak bir halkamız oluşturup içerisinde ilmek çıkararak sıkalım ardından Şöyle birek kısmından yapmaya başlayacağız. Ee, sağ sol ayak için gösterdiğim gibi yapabilirsiniz krem kısmını. Sağ ayak için de bu kısımda başlayacaksınız arkadaşlar yapmaya. Zaten başlangıç noktasını e, bildiğiniz zaman gerisi de kendi haliyle geliyor. Şöyle burayı birek kısmından zincirlerimize Batarak başlayacağız. 10 tane zincir çekmiştik. Karşı e, trabzan yapmıştık bir tarafına. Bu kısmına da başına dolamadan sık iğne yapacağız. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 ve 10. 10 tane yaptıktan sonra burada ilik için uzunca bir trabzan yapmıştık. Bu trabzanımızın üzerine sığdırabildiğiniz kadar sık iğnelerinizi yapabilirsiniz. Herhangi bir sayısı yok hanımlar. Bu şekilde ilik kısmımızı da yapmış olduk. Bir tane daha batalım tamamdır. Buradan sonrasında da arkadaşlar her bir trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bu şekilde çevresini dönelim. Bu kısmı da nasıl yapacağınızı göstereyim hanımlar. Ve üst kısmının tamamını yaparak geldim. Bu kısmı da göstereyim. Burada arkadaşlar soluncu trabzanımızın tepesine 3 defa sık iğne yapalım. Bu şekilde 3 defa yaptıktan sonra trabzanımıza bir sık iğne. Trabzanımıza yaptıktan sonra trabzanımızın alt kısmına bir sık iğne. Ardından zincirimiz var. Zincirimizin içerisine bir sık iğne. Bir de zincirin dibine bir sık iğne. Tekrar trabzanımız var. Trabzanımızın içerisine bir sık iğne. Ve altında bir sık iğne yaptık. Tekrar iki tane zincirimiz var. Zincirimizin içerisine bir sık iğne. Ve ardından başlangıç noktamıza da bir, sık iğnemizi yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde inişinizi yapabilirsiniz hanımlar. Bu köşede 3 tane batmasak kasma yapıyor. Onun için 3 tane yapalım. Eliniz bolsa 2 tane de yapabilirsiniz. Buranın düzeni tamamıyla sizlere kalmış hanımlar. Burada şöyle zincirimiz vardı. Burada 10 tane çekerek çıkmış olduğumuz bu bağcığımız için. Buradan direkt şöyle bağcığımıza doğru yol alıyoruz. Şöyle bu kısımdan ilk olarak sık iğnemizin şöyle sıramızın içerisine bir sık iğnemizi yapalım ve ardından başlamış olduğumuz noktaya bir kaydırma. Sık iğne değil hanımlar bu kaydırma. Kaydırma yaparak geldik. Ardından şöyle Buradan örnek göstereyim. Şurada kaydırmamız var. Bu kaydırmamızı yapacağız. Şöyle direkt bu kısımdan geçişimizi yapacağız hanımlar. Ama e, burada bakalım potluk oluştu mu? Direkt yol alıyoruz ama sıkıntı yaşamayalım daha sonra. Doğru güzel şekilde oluştu. Buradan bir sonraki boşluğa ileri doğru devam edeceğiz ilmeğimizin içerisinden ilmek çıkararak bu işlemi yapıyoruz ve bir sonraki boşluğun içerisinden tekrar aynı işlem ve bir sonraki boşluktan aynı işlem ipimizi fazla sıkmayalım hanımlar bu kısımda düz bir çizgi getirmeye de özen gösterelim. Bu şekilde sırasıyla her bir trabzanın tepesine diyelim. Trabzanın bu şekilde görünen boşlukları var hanımlar. Bu boşluklara batarak kaydırmalarımızı yapalım. Şöyle iki tane daha göstereyim. Şöyle tığımızın üzerinde bulunan ilmeğimiz var. Arka kısımdan tığımızı çıkarıp ipimizi üzerine alıyoruz ve çıkan ilmeğimizi ilmeğimizin içerisinden kaydırarak kaydırma işlemimizi yapıyoruz. Ben kamera karşısında olduğum için biraz zorlanıyorum hanımlar. Sizlerin daha kolay şekilde yapacağından eminim. Bu şekilde kaydırmalarınızı Yapmaya devam edin hanımlar. Şöyle tamamıyla döneceğiz bu kısma kadar. Ve şöyle göstereyim tüm çevresini kaydırmamı yaparak geldim. Şöyle gördüğünüz gibi dümdüz bir çizgi oluştu hanımlar. Trabzanların tepe boşlukları vardı arkadaşlar. Gösterdim zaten. Bu şekilde devam ettiğiniz zaman güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şöyle bu kısımda şimdi bitireceğiz. Bunun için de tekrar bir kaydırmamı yaptım. Bir, iki zincirimi çektim ve düğümümün dışarıda görünmesini istemiyorum. Şöyle krem kısmına tığımı sabitleyeyim. Bu şekilde kaydırma yaparak bir iki zincirimizi çekelim. Ve ardından ipimizi kesebiliriz. Burada da bu kısmımız da tamamlanmış oldu. Şimdi alt kısmını yapacağız. Buradaki kısmımızı yapacağız. Onun içinde tekrar şöyle bir tane ilmeğimizi oluşturalım ve bu e, ilmeğimiz arkadaşlar <laughs> şöyle bu şekilde tutmayalımlar hanımlar bu şekilde tutalım botumuzu şöyle başlamış olduğumuz noktamız vardı burada direkt tekrardan başlama kısmından başlayalım. Ve birer birer her boşluğumuzun içerisine bir tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Şöyle görünüyor boşluklarımız hanımlar. Bu şekilde. Burada biraz zorlanabilir çünkü burası geçiş noktası olduğundan sıkı oluyor orası. Oradan sonrası pek uğraştırmıyor. Gördüğünüz gibi sık iğnelerinizi yaparken hanımlar fazla e, ilmeklerinizi sıkıştırmayın sıkıştırdığınız zaman altta kasma yapar. Ama doğal bir görüntü için şöyle sıkmadan sırasıyla her boşluğun içerisine sık iğnelerimizi yapmaya devam edelim. Şöyle buradan batırıyorum alttan çıkarıyorum. bu şekilde botumuzun alt çevresinin tamamını dönelim ve başlamış olduğumuz noktaya kadar örerek bütün çevresini yaptım arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu şekilde sonuncu boşluğumuza da bir sık iğnemizi yapalım. Ve ardından ilk yapmış olduğumuz sık iğnemizin tepesinden bir kaydırma yapalım ve 1 2 3 tane zincirimi çektim. Zincirimi çektikten sonra şöyle tığımı içten alta doğru aldım. Ve ardından ipimi gördüğünüz gibi ilmeğimi tığıma geçirdim ve iç kısma doğru çektim. Çektikten sonra dışarıdaki ipimizi keselim. Ve bu şekilde iç kısımdan da bakalım. Evet. Şöyle ilmeğimizi çektikten sonra ipimiz temizlenmiş oluyor hanımlar. Bu şekilde parıltılı bir ip kullandıysanız yakmanızı tavsiye ederim. Çünkü kendinden zincirli bir ip olduğu için sökülmeler olabilir çakmakla yakarsanız daha sağlam bir sonuç elde edersiniz hanımlar şöyle diğer ipimizi de aynı şekilde içeri doğru alalım düğümlerimiz iplerimiz iç kısımda kalsın ve düğmemi de gerekli noktaya yapıştırdım ben sizlerde de e, düğmenizi <laughs> yapıştıracağınız zaman arkadaşlar çocuğunuzun ayağına giydirin ve ölçüsünü aldıktan sonra düğmenizi yapıştırın. Hani geniş bir pay kalmasın. Böyle dilediğiniz şekilde arkaya doğru ya da öne doğru dikebilirsiniz. Şartlı bir noktası yok. Çocuğunuzun bileğine göre bu kısmı ayarlayabilirsiniz hanımlar. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun hanımlar.